Değerli arkadaşlar, bu dersimizde Joomla 1.5 sürümündeki web sitemizi Joomla'nın 1.7 sürümüne nasıl yükselteceğiz, bundan bahsedeceğiz. Bu işlem için bir eklenti kullanacağız. JUpgrade eklentisi. İşlem çok basit. Plesen tarafından tamamen otomatik olarak yapılmakta. Ancak bu işlemi gerçekleştirmeden önce iki noktaya dikkat etmek lazım. Birincisi, sitenizin komple bir yedeğini alın. İkincisi de bu bileşen sadece Joomla'nın çekirdek dosyaları ve Joomla'nın ilk kurulumu ile birlikte gelen eklentileri 1.7 sürümüne yükseltmekte. Bunun dışında sitenizde Kunena Forum gibi ya da Seyret gibi bir takım üçüncü parti eklentiler var ise bunlar yükseltilmeyecektir. Bu durumda şöyle bir çözüm üretilebilir. Öncelikle bu kullanmış olduğunuz ekstra eklentilerin 1.7 destekleri var mı? Var ise 1.5'teki eklentilerin veri yedekleri alınır. Siteniz 1.7'ye yükseltildikten sonra bu eklentilerin 1.7 destekli sürümleri yüklenir ve her bir eklentinin data yedekleri, veri yedekleri siteye yüklenebilir. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen işlemimize başlayalım. Yönetim panelinden eklentimizi yükleyeceğiz. Eklenti yükle, kaldır bölümünden JUpgrade eklentisi. Şu an kullandığım sürüm JUpgrade 1.2.4 sürümü. Ve şu an işlemimiz gerçekleştirildi. Kurulum gerçekleştirildikten sonra eklentiler uyumlu ek yöneticisi bölümünden Motools Upgrade seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Ve bileşenler bölümünden tekrar JUpgrade eklentisinin içerisine giriyoruz. İlk adımda özellikler bölümünde Distribution, yani şu an Joomla'ya yükleyeceğiz, yükselteceğiz. Joomla 1.7'ye yükselteceğiz. Şu an işlem yapılırken yükseltme işlemi mevcut dosyalarımızın bulunduğu, sitemizin kurulu bulunduğu dizinin altında bir klasöre atılacak dosyalar yükseltildikten sonra. Yani mevcut sitemize bir anlamda hiçbir zarar gelmeyecek. Şu anki mevcut sitemizin veri tabanındaki dosyaların ön uzantısı ve yükseltmeyi yaptıktan sonra Joomla 1.7 dosyalarının veri tabanında alacağı ön ek. Burada bunları değiştirebilirsiniz ama standart kalabilir. Burada kaydet deyip çıkalım. Şimdi hiçbir işlem yapmadık, neden kaydettik diyebilirsiniz. Benim anlam veremediğim bir nokta var. Burada kaydet işlemi, ayar işlemi yapmadığınızda upgrade işlemine başladığınız anda hata veriyor. Bir sefer burada kaydet işlemiyle bu hatayı ben geçmiş oldum. Ve start upgrade butonuna tıkladık. Şu an işlem gerçekleştiriliyor. Şu an hiçbir işlem yapmıyoruz. Kendisi otomatik olarak tüm yükseltme işlemlerini tamamlayacak. Buradaki işlemlerin performansı sizin internet bağlantınız ya da bilgisayarınızın performansı ile ilgisi yok. Bunu hatırlatmakta fayda var. Tamamen şu an işlemler sunucu üzerinde gerçekleştiriliyor. Sunucunuzun yoğunluğu performansına göre bu işlem hızlanabilir ya da yavaş olabilir. Bunu da hatırlatmış olalım. Şu an burada üçüncü parti eklentilerle ilgili yükseltme işleminde bir kısmında yapıldı. Burada yine bir hatırlatma yapalım.
İlk başta dersimize geçerken şöyle demiştik. Üçüncü parti eklentiler yükseltilmez. Ancak bazı eklentileri desteklemekte. Bunu da kendi JUpgrade bileşeninin kendi sitesinde bulabilirsiniz. Şu an yükseltme işlemimiz tamamlandı. İstersek web sitesine erişebiliriz. Şu an web sitemizin ön yüzü arkadaşlar. Tabii şu anki yeni halinde eski temamız kullanılamayacağı için yeni bir tema yükleyeceğiz. Sitemizin düzenini yeniden ayarlayacağız. İstersek yönetim paneline direkt doğrudan geçiş yapabiliriz. Şu an şunu hatırlatalım. Web sitemiz ana dizinimizde JUpgrade klasörü altında çalışıyor. Yani tamamen eski sitemiz halen çalışıyor. Ama bunun dışında bir alt klasörde yeni yükseltilmiş haliyle de web sitemiz çalışıyor. İsterseniz eski haline ulaşabiliriz. Dikkat ederseniz şu an eski halinde çalışıyor sitemizin. FTP ile bu değişikliği görecek olur isek ana dizinimizi yenile diyelim. Şu an dosyalarımızın bulunduğu dizin, bakın burada JUpgrade diye bir klasör oluşturuldu ve şu an 1.7 dosyaları buraya yüklendi. Yükseltme esnasında bahsetmedik. 1.7 dosyalarını nereden aldık ya da program nereden aldı, eklenti pardon, nereden aldı diye soracak arkadaşlar olabilir. Kendisi Joomla web sitesinden indirip 1.7 sürümünün son versiyonunu ve yükseltme işlemini otomatik olarak yapıyor. Veri tabanında ne tür bir değişiklik oldu? İsterseniz bir de buna bakalım. Şu an veri tabanımızın yükseltilmemiş hali, yani 1.5'teki görüntüsü şu. Veri tabanımızı tekrar bir yenileyelim. ...62 dosya var şu an, dikkat ederse pardon tablo var. 1.5 dosyalarının örnekleri JOS'la başlıyor. Şimdi 1.7 ile başlayan tabloların örneği olarak J1.7 olarak seçmiştik, bakın. Yani aynı tablo içerisinde hem 1.7 tabloları yer alıyor, hem de 1.5 sürümünün tabloları yer almakta. İsterseniz tek bir veri tabanında hem 1.5 sürümünü hem 1.7 sürümünü çalışmaya devam ettirebilirsiniz. Ama tabii böyle bir işlemin çok da bir mantığı yok. Evet arkadaşlar, şu işlemimiz bu kadar. Yükseltme işlemini tamamladık. Bundan sonrası yeni web sitenizde yeni bir template, yeni eklentilerle çalışmaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.